tarikat vazifesi insanın yabani sıfattan kurtulup edep öğretmektir. Yabani ağaç verdiği meyve, ya meyve verir ya vermez bazen. Ama aşı yapıp da güzel bir hale sokmaktır. Tarikata gelen insanlar Allah'ın rızası için sıfatlarını, yaptıkları işleri doğru olsun diye, öğrensinler diye gelirler. Nefislerin terbiyesini, nefislerin tezkiyesini ve Allah'ın indinde makbul bir kul olsun. Allah'ın yanında makbul övülen kul olursa insanlar yanında da aynı şekilde olur. اِنَّمَا الْعِلْمُ بِتَعَلَّمُ وَاِنَّمَا الْحَلْمُ بِتَحَلَّمُ diyor. Yani her şey gelip de burada boya küpüne erdirip çıkarıp da seni edepli veya bir hal yok burada. Sen nefsini terbiye edeceksin. Burada yavaş yavaş öğreneceksin ki edepli, terbiyeli, halim senin bir insan olasın. Tarikat ehli budur. İmtihan var her tarafta. Dünya tarikatta olma insanlar imtihan içindedir. Allah rızası için kabul eden onun ecrini alıyor, makamı yükseliyor, yabanilikten kurtuluyor. Çocuk sıfatı neyse aynı hayat sonuna kadar onu devam ettirmek istersen bir faydası olmuyor. O sıfattan en çok muzdarip olan gene kendin oluyorsun. İmtihan dedik. İmtihan dediğimiz herkes ben bu imtihanı severim, bunu sevmem diye bir şey yok. İmtihan imtihandır sana. Keyfine göre verilmiyor. Sevdiğin şey imtihan zaten sayılmaz. Sevmediğin şeyler imtihan olur. Onu sabredersen kazanırsın. Nefsini zapt etmiş olursun. Öteki türlü yok bu imtihanı beğendim, bunu beğenmedim dersen o da nefis tabi beğenmiyor. Nefis seni zapt etmiş oluyor. Bunu öğrenmek, bunu nefsine karşı gelmek cihat sayılıyor. Şimdi cihat farzdır herkese. Şimdi kalkıp da tek başına saldıracak hali yok, yani imamımız yok, emir yok. Kendi kafana göre olmaz ama büyük cihat nefisle cihat etmek. Nefsine karşı gelmek büyük cihattır. Onu da hayat sonuna kadar yapabilirsin. Hiçbir vakit nefis vazgeçmez sana karşı gelmekten, Allah'ın emrine karşı gelmekten devamlı hazırdır nefis, şeytan, hava. Onlara karşı gelmek bu imtihanın, imtihanda tabi kazanırsın, kaybedersin. Kazanmak, kaybetmek. Kazanırsan senin merteben yükselir, nefis alçalır, nefse binmiş olursun. Yok, onların dediğini yaparsan onların arzuları hayat boyu bitmez. Dediğimiz gibi en büyük cihat silahımız sabırdır. Hilimdir, hilim dedi yani öfkeye kontrol etmek. Bunlar büyük silahtır nefse karşı. Sen daha fazla sana layıksın diyeceksin. Bir şey gördün mü, bir imtihan oldu mu? Bu az bile senin azgınlığına. Nefsini müdafaa etmek değil de nefsini daha kötülemek lazım. O vakit rahat edersin. Yok nefsini şey yaparsan nefis azar, seni de azdırır. Hiçbir zaman şeye girmiş olmazsın. Tarikatın söylediği yabanilikten kurtulmuş olmazsın. Allah yardımcımız olsun. Dediğimiz gibi imtihan bütün hayat boyu sürer. Allah yardım etsin şahitimize. Ve minallâhu tevfîk el-Fâtiha.